Hayatım biz çıkalım istersen. Sen daha bir şey yemedin. Olur. Baba. Bu arada yarın otelimizin açılışı var. Akşamüstü. Sana da haber vereyim dedim. Oğlum sen yaptığın işten emin değil misin? İnanmıyor musun? Niye öyle fısır fısır söylüyorsun? Söyle herkes duysun. Bu arada yarın otelimizin açılışı var. Hepinizi bekliyorum. Ne oteli? Kaplıca falan mı? Ha yok anneciğim, Kaplıca değil. Ne işimiz var canım bizim otel açılışında? Otel benim. Yani ortağım. Ne? Sen kendi otel mi satın aldın? Evet. Kendi yatırımımı yaptım. Doğan'ın babasıyla ortak olduk. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun yavrum. Allah utandırmasın. Sağ ol babacığım. İnşallah. O zaman biz kalkalım mı? Çıkalım. Müsaadenizle. Tamam. Hoşçakalın. Güle güle kızım. Afiyet olsun. Ben biraz uzanacağım. Ben de gidebilir miyim baba? Git oğlum. Bu Nilay da daha yeni kalktık. Nereye uzanacaksa? Öğrendiklerini hazmedecek. Kolay mı? Dedikodu yapmayın. Günah. Bu otel işi de ne? Bizim niye haberimiz yok? Ben müsaadenizle. Tamam kızım. Fatih kendine otel mi aldı? Ne demek oluyor bu? Mustafa'nın başı gel mi Abdullah Bey? Fatih kendi parasıyla bana danışmadan otel almış. Yok olmaz geri vereceksin diye küçüktüm düşüreyim. Ha onaylıyor musun dersen? Onaylamıyorum o ayrı. Ama yapacak bir şey yok. Gelinin babası mı girmiş bunun aklına? Bence öyle. Ya hanımı da efendi kadın gerçi ama. Bizim oğlan akılsız. Ne gelir elden? Madem bizden ayrı iş yapmak istiyor yapsın. Ha batarsa yalnız olacak. Onu da söyledim. Nasıl yani? Madem ayrı baş çekiyor. Mesuliyetini de alacak. Onun arkasını toplayacak değilim. Kimse kusura bakmasın. Nilay şimdi olay çıkaracak. İki gelin kapışacaklar. Ne yapalım pembe hanım? Mustafa'ya da motel alalım. Yani. Bence iyi olur. Öyle arada gider gelir. La havle. Ya insanın sinirini zıplatıyorsun. Biri bir hatayı yapmış. Şimdi öbürüne de aynı hatayı teşvik mi edelim? Üzülmesin. Sen bana diyorsun ama asıl ayrımı sen yapıyorsun. Mustafa hep önceliğin. O ne demek Abdullah Bey? Her zaman öyleydi. Ah gözüm çok acıyor. Ah Fatih iyi misin? Yüzüme geldi. Abartma ya bir şeyin yok. Ne yapıyorsunuz siz bakayım? Olmaz. Kardeşsiniz siz. Gelin içeri çabuk. Hadi. Hadi. Ya neden kavga ediyorsunuz? Ne kadar ayıp. Sakın bir daha böyle bir şey istemiyorum diyorum. Tamam mı? Aa. Çok ayıp. Emine Hanım hayırdır inşallah? Ne oluyor? İkisi dışarıda kavga ediyorlardı. Aldım getirdim. Aa. Ben size demedim mi? Kavga etmek yok diye ha? Anne ben bir şey yapmadım. Topu yüzüme attı. Atmadım. Attı. Şşt tamam. Yalancı. Sensin yalancı. Aman şşt. Salak. Sensin salak. Aa kızacağım bak şimdi. Misafirler var ne oluyor öyle bağırmak çağırmak yok. Kazadır bu canım olur.
Mustafa geceleri altında işiyor. Fatih. Şöyle siz. Bana bak. Bir daha sakın abinin açığını söylemeyeceksin. Onunla alay etmeyeceksin. Mustafa senin abin. Onu her zaman koruyup kollayacaksın. Anlaşıldı mı? Anne kızma, ben üzülmedim. Çocuklar. Siz birbirinizi üzerseniz ben çok üzülürüm ama. Hı? Bundan sonra öyle şikayet, kötü söz falan yok. Anlaşıldı mı? Tamam anne. Hadi barışın bakayım. Ay güzel çocuklarım benim. Oğlum. Mustafa'ya acımaktan vazgeç artık. O artık çocuk değil. Ve sen onu koruyamazsın. Bu ne demek şimdi? Korurum. Ben onun annesiyim. Allah'ım izin verdiği müddetçe korurum. Hanım hadi çocuklular karışıyordun. Ben alıştım sen alışamadın. Anla artık bazı şeyleri. Neyi anlayacağım Abdullah Bey? Acıma ona. Acımıyorum canım. Hiç de bile. Ana yüreği. Anlıyorum ama asıl ayrım bu. Acımak da kayırma hanım. Abdullah Bey. Bunlar artık çocuk değil. İkisi de evli barklı insanlar. Üstelik Mustafa Fatih'in abiyi. Yani böyle Fatih ayrı baş çekerse Mustafa'nın da haklı olarak talepleri olur. Ben de onun taleplerini elimden geldiğince karşılamaya çalışacağım. Ne yapayım? Fatih bana sormadan bir otel almış. Bir evlendi, pir evlendi. Evde herkes isyanlarda. Ben asıl Nur Sema'ya üzülüyorum. Kızımın nesine üzülüyorsun sen? Sence? Neye üzülüyorum acaba? Onun yaşındakilerin çoluğu çocuğu oldu. Ben de istiyorum evladımın güzel bir yuvası olsun. Hani Esma Hanım gelecekti? Geldiler. Beğendiler de bizimkini. Ama kapı duvar. Yahu insan bir tebessüm eder. Dur bakalım acele etme. Acelesi mi kaldı artık? Bir hayallerde. Sergi açacakmış da bilmem neymiş. Bırak ne yapıyorsa yapsın kötü bir şey yapmıyor ki. Tamam kötü bir şey değil de lüzumsuz işler. Hanım ben bir saat bu bizim geçen sene açılan otele gideceğim. Akşam yemek var dedik. Ekrem mesaj atmış. İbrahim Beyler falan gelmişler. Beni sormuşlar. Şimdi gitmesem olmaz. Bir hafta sonunda rahat yok yani. Ne yapalım hanım? İş yapıyoruz. Gideyim bir çay falan ikram edeyim. Bir kilaf edeyim. İnsanlarla görünmem lazım. Orada olmam lazım. İyi tamam. Geç kalma ama. Yok kalmam.